KRT ekranlarından herkese merhaba. Ben Ercan Dalgıç. Başkent gündemiyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Bir süredir biliyorsunuz mecliste bütçe görüşmeleri devam ediyor sevgili seyirciler. Tabi bütçe görüşmeleri sırasında ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Son olarak Cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekilleri kadına yönelik şiddeti protesto etmek için mecliste lastesis dansını gerçekleştirdiler. Bu lastesis dansı son zamanlarda özellikle Latin Amerika'da çok yaygın sevgili seyirciler. Tüm dünyada kadına yönelik şiddeti protesto etmek için kadınlar lastesis dansını gerçekleştiriyorlar. İşte o eylemi CHP'li kadın milletvekilleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımış oldular. Hem bu konuyu hem kadına yönelik şiddeti hem de gelen son ekonomik verileri konuşacağız sevgili seyirciler. Zira Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. Gerçekten korkutucu bir tablo var işsizlikle alakalı. İşsiz sayısı 4.566.000 kişiye yükseldi. Bu çok korkutucu bir sayı. Biz de bu sayıları konuşacağız. Ekonomide önemli bir başlığımız olacak. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Sayın Nurhayat Altaca Kayışoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi sohbetimize başlayacağız ama öncesinde bahsettiğimiz o lastesis dansını evet. Meclisteki seyircilerimize bir gösterelim istiyorum. Nasıl olmuş? İlginç görüntülerdi gerçekten. O görüntüleri bir izleyelim sonra üzerine konuşacağız efendim. Adı lastesis. Bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmanız gereken tek ülke ise sayenizde Türkiye oldu. Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size ilginç yapımız olacak izninizle. Ataerkil bir lanet. Kadın olmak suçumuz. Evet, aslında şeklinden ziyade içerdiği sözlerle çok dikkat çeken bir dans ve bu dansı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'li kadın milletvekilleri yaptı. Gündem oldu aslında evet, o dans bir şekilde. Evet, bütün dünyada gündem oldu. Değil mi? Hatta. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Gerçekten arkadaşlarım ve o sırada ben nöbetçi olmadığım için orada değildim. Haklarını teslim edeyim. Özellikle Sera Kadıgil İstanbul vekilimizin öncülüğünde diyeyim. Tabii bütün vekillerimizin evet. desteğiyle planlanmış. Genelde bütçe görüşmelerinde böyle etkili, değişik, kamuoyunun dikkatini çekecek, duyarlılık yaratacak, ses duyuracak çalışmalar, etkinlikler, eylemler yapılıyor grubumuz tarafından. Bu da çok hakikaten hem iktidarın hem dünyanın dikkatini çekti ve de yapılması gereken konusunda da adım atılmasını sağladı. Biliyorsunuz ondan sonra dün İzmir'de, İstanbul'da lastesis eylemleri yapıldı evet. ve şiddet uygulanmadı ilk defa polis tarafından. Ama Ankara'da, İstanbul'da mesela bu eylemlere müdahale edildi biliyorsunuz. Şimdi meclisteki bu eylemden önce yapılan lastesis eylemlerinde maalesef yani gazla, copla şey yapılmıştı yani şiddetle bastırılmaya çalışılmıştı bu eylemler. Halbuki anayasamızda da var. İmzaladığımız uluslararası sözleşmelerde de var. Yani herhangi bir şekilde şiddet yoksa, silahsız, şiddetsiz bir şekilde herkes toplantı, gösteri, yürüyüşü yapabilir, sesini duyurabilir. Bu demokrasik yani demokrasinin en temel ilkelerinden bir tanesidir. Demokratik ülke olmanın gereklerindendir. Ama bakıyorsunuz
arkadaşımızın da söylediği gibi bu eylemlere dünyanın hiçbir yerinde saldırı olmazken ülkemizde maalesef bizi işte o demokrasi endeksinde daha da geriye düşüren görüntülerle karşılaşıldı. Burada sözlerde söylenen şey çok açık aslında. Yani farklı yorumluyor işte Sayın Soylu açıklamalarında. Ben de onu soracaktım. Yani Sayın Soylu mesela eleştirdi bu dansı, aslında hani, danstan ziyade sözlerini biraz eleştirdi. İşte polise, devlete, polise, hakime, devlete, başkana tecavüzcü ve öldüren demeyi gerektirmiyor bu eylem. Latin Amerika'da bu dans yapılıyor. Onların ne durumda olduklarını biliyoruz falan dedi. Oradan da bir örnek gösterdi hatta. Evet. Şimdi şöyle şuraya bakalım. Kadın cinayetleri gerçekten dünyada artıyor ama ülkemizde de çok ciddi boyutta artıyor. Her yıl katlanarak maalesef kadın cinayetlerinin arttığını görüyoruz. Yani en son işte gencecik bir kızımızı Ceren Özdemir'i kaybettik maalesef. Tabii maalesef her gün yaşıyoruz. Ya yani günde 1-3 ortalama kadın öldürülüyor. Sadece kadın olduğu için. Evet. Şimdi bunun sebepleri ne? Gerekli önlemler alınmıyor. Mesela bakıyorsunuz koruma kararı var kadın hakkında. Şimdi burada yetkili kim? Kolluk. Yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk. O kadını koruyacak karar alınmış tehdit altında. Koruma kararı altındaki kadın öldürülüyor. Bakıyorsunuz karakola gidiyor, şikayetçi oluyor. Ya da yanında şüpheli olduğu için şikayetçi olamıyor korkusundan kadın. Karakoldan çıkıyor, öldürülüyor. Şimdi o zaman demek ki burada İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvveti demek ki görevini yapamıyor. Yani bir eksiklik var burada. Halbuki imzaladığımız İstanbul Sözleşmesi çok açık. Bu şeyler suçlar şikayeti tabi değildir. Şikayetçi olmasa da kamu görevlileri, devlet görevlileri, hani diyor devleti suçluyorsunuz. Evet, yani burada sorumlu olan tabii ki devlet. Önlem alması gereken devlet. Dolayısıyla da İstanbul Sözleşmesi'ni uygulaması gereken, şikayet aramaması gereken, koruma kararı varsa koruması gereken tabii ki devlet, tabii ki polis, tabii ki yetkililer. Yani ne yapacak? Hani kadınlar kendi aralarında kolluk kuvveti mi oluşturacaklar birbirlerini korumak için? Ya o zaman devlet olmanın gereği yerine getirilmemiş olur. O sözler onu içeriyor. Ya da İstanbul Sözleşmesi ne diyor? Diyor ki indirim uygulamayın bu suçlarda. Kadına yönelik şiddetle ilgili suçlarda indirim uygulanmayacak diyor. Şimdi bakıyoruz parlamento görevli mi? Yani onunla ilgili yasa değişikliği yapılması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Yapıyor mu? Yapmıyor. Kimi suçlayacak? Kadınlar tabii ki suçlayacak. Parlamentoda olan partileri, siyasileri suçlayacak. Uygulamaya bakıyorsunuz yargılamada, evet mesela takdiri indirim, hani o kravat takma düzgün giyinme olayı var ya, o kanunda takdiri indirim olarak adlandırılıyor ve hakikaten hakimin takdirinde onu uygulamak zorunda değil, yani kravat giydi geldi. Şimdi siz aynı zamanda bir hukukçusunuz. Evet. Mesela hakimlerin takdir yetkisinin sınırlarını çizen bir düzenleme yapmak gerekmez mi burada? Yani kravatı takan indirim alıyor. Buna artık bir el atmak gerekmiyor mu? Şimdi orada diyor ki hakime, ya uygulayabilirsin. O neden veriliyor? Şimdi onun bir mantığı var hukuk, evrensel hukuk açısından. Şimdi karşınıza öyle türlü olaylar çıkabiliyor ki her biri birbirinden farklı. Her bir olay kendine özgü. Her bir suçun işleniş şekli, amacı, yöntemi vesaire. Yani daha adil bir cezalandırma olsun diye, o adaleti sağlasın diye, yani birinde daha biraz daha ağır vermek gerekebilir. Birinde biraz indirmek gerekebilir. Biraz oradaki takdir hakkını hakime vererek adaletli bir şekilde cezalandırmanın sağlamasına çalışıyor kanun. Ama bakıyorsunuz o takdiri indirim hakkı kadın cinayetlerinde uygulanarak çoğunlukla motomot, yani hakim bakıyor direkt dosyayı uyguluyor. O da insanların adalet duygusunu zedeliyor. Adaleti gerçekleştirmiyor. Tam tersine adaletsiz bir durum oluşturuluyor. Şimdi burada kaldırın diyor. O zaman kaldırın. Yani kadınlar bunu kime söyleyecekler? Kimi suçlayacaklar? Yani sadece burada işte katiller mi suçlu? Tecavüzcüler mi suçlu? Yani bunun önünü açan, bunları cesaretlendiren, cezasızlığı uygulayan, işte kamuoyu oluşmadan bir şekilde sosyal medyada yayılmadan harekete geçmeyen işte yargı düzeni, kolluk kuvveti, maalesef hani bunlarla ilgili ortada tabii ki bir sorumlu var. Bu şarkıda onu anlatıyor. Dünyanın her yerinde de böyle olduğu için işte o erkek egemen sistemden bahsediyor. Ne giydiysem sana ne diyor? Yani neredeysem sana ne diyor? Şimdi bir zihniyet dönüşümü gerekiyor. Yani
hakikaten kadın cinayetlerini önlemenin, hani bu caydırıcılık aşamasını, ceza aşamasını bir tarafa bırakalım. Asıl önemlisi önlemek, yani bu aşamaya gelmemesini sağlamak. Çünkü ölen hiçbir kadın, hiçbir işte Ceren maalesef yani geri gelmiyor. Geri getiremediğimiz sürece de yani işte en azından cezalandırılmasını istiyoruz. Ama şimdi ölmemesi için de yapılması gereken şeyler var. Zihniyet dönüşümü, yani kadın ne giydiyse hani bana ne diyebilmesi lazım herkesin, kadın erkek, yani nereye gittiyse bana ne diyebilmesi lazım ki hani ya işte gece orada ne işi vardı efendim, alkol de almıştı deyip kadın cinayetlerini meşrulaştırmaya çalışmak, o anlayışı ya da işte kadın kahkaha atmamalı, işte kadın erkek eşit olurmuş fıtrata aykırı söylemleriyle bunun önünü açmak yanlış bir şey. Bunu dile getiriyor o şarkı. Onu nasıl yapacağız? Zihniyet dönüşümü. Şunu özetle şöyle söyleyeyim. Bakın 2007'den beri tam Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı değişti gerçi adı. Tam 4 kez kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı yayınladı. Tam 4 kez. Her birinde de diyor ki biz diyor işte zihniyet dönüşümü gerçekleştireceğiz diyor, farkındalık yaratacağız diyor toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, kurumlar arasında koordinasyonu, işbirliği sağlayacağız diyor. Bakıyorsunuz hiçbiri olmadığı gibi zihniyet dönüşümü tam tersine gerçekleşiyor. Yani kadınla erkeğin eşitliği üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılmıyor, tam tersine ya bizim geleneklerimize aykırı, bizim aile yapımıza aykırı denilerek hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatından hem YÖK'ün üniversitelerin müfredatından toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili dersler, görseller, materyaller çıkarılıyor. Tersine mesela aile dönüşüm. Yapısıyla ilgili zaman zaman bu konuya Diyanet de el atıyor ama evet. Onlar da ciddi tepkilerle karşılaşıyorlar. Aynı çünkü şey. Birkaç reklam filmi hazırladılar evet. Ve orada kadın sanki çocuğa bakmakla yükümlüymüş evet. Gibi ya da sadece eşine hizmet etmekle yükümlüymüş gibi bir imaj olarak algılandı hazırladıkları evet. Reklamlar. Aynı bakış açısı işte. Yani hani toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz şey şu, yani kadına toplum bir rol biçiyor. Yani diyor ki sen diyor işte ailene bakacaksın, hizmet edeceksin, çocuk doğuracaksın, çocuğu büyüteceksin diyor. Senin işin bu. O yüzden işte sokağa çıkarsan, işe gidersen, işte ne bileyim fark etmez ne giydiğin, açık kapalı, yani karşıdakinin beğenmediği bir kıyafet giyersen o zaman zaten senin üstünde egemenlik hakkını kullanma yetkisi var. Yani zihniyet bu. Dolayısıyla şiddet, cinayet tabii maalesef evet, kadın sanki erkeğe emanet edilmiş bir varlıkmış evet, gibi hani, yansıtıldığı tabii zaman. Tabii işte bizim namusumuz, tabii, işte bize emanet. Bu cinayetlerde beraberinde evet, geliyor. Bunları aşmamız gerekiyor. Evet, şimdi tabii genel kurul çalışmalarını, o bütçe görüşmelerini daha değerlendireceğiz orada. Çünkü çok sayıda konu var, konuşulacak ama şu sıralar bir kamu bankası çok gündemde, Ziraat Bankası. Çünkü ciddi borçları olan ve batmakta olduğu iddia edilen bir şirketi, Simit Sarayı'nı, hisselerini, yani çoğunluk hisselerini almak için rekabet kuruluna bir başvuru yapıyorlar. Ama burada da tartışmalar beraberinde geliyor. Yani Ziraat Bankası'nın görevi batmakta olan bir şirketi kurtarmak mıdır diye. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili efendim? Evet, yani Ziraat Bankası'nın kuruluş amacı belli, adı üstünde zaten Ziraat Bankası, yani çiftçilerimize tarıma desteklenmesi amacıyla kurulmuş. Geçmişte de bunun için çalışmış ama şimdi bakıyorsunuz tam tersine yandaşa kredi vermek için çoğu zaman onlar da ödenmiyor, yapılandırmalarla vesaire işte affediliyor ve bölünüyor, uzatılıyor. Yani bu milletin parası yine Ziraat Bankası aracılığıyla yandaşa peşkeş çekiyor. Yani daha önce de olmuştu, işte futbol kulüpleri, işte Demirören grubu gibi belli kesimleri kurtarmak için Ziraat Bankası devreye sokulmuştu. Bugün de hatta mecliste Tarım Bakanlığı'nın da bütçesi görüşülüyor. Orada da konuşmacı arkadaşlarımız, grubumuz Cumhuriyet Halk Partisi grubundan dile getirdiler. Yani şimdi çiftçiler, tarım sektöründe çalışanlara destek vermesi gerekirken bakıyorsunuz işte simitçiyi kurtarmaya çalışıyor. Yazık, hakikaten kabul edilebilir değil. Yani milletimiz de bunu görüyordur eminim ki. Her şeyi aslına döndürmek lazım. Ziraat Bankası'nda gerçek görevini yapmaya çağırıyoruz burada. Öyle söyleyeyim. Evet, şimdi bir taraftan tabii korkutan bir tablo söz konusu. Yayınımızın başında da söylemiştim. İşsizlik rakamları açıklandı bugün. Biliyorsunuz Eylül ayında işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre ciddi bir artış gösterdi ve 4.566.000 kişiye yükseldi. Yani 817.000
kişi daha işsiz kaldı demek oluyor bu bir yılda. Evet. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizlik oranıyla karşı karşıyayız. Maalesef. Şimdi tabii rakamlar açıklanınca biz böyle rakam olarak görüyoruz bunları. Sizin de dediğiniz gibi 15 yaş üzeri 817 bin işsiz artmış bir önceki yıla göre. Bunu hani kentli olarak düşündüğümüzde eğitimli yani kırsalda tarımda çalışanları çıkardığımızda %16.4. Genç işsizlik yani 15-24 yaş arası önceki senenin aynı dönemine göre artan kişi sayısı 233 bin. Yani rakam olarak geçiyoruz. Gerçekten böyle söylemesi kolay. Bunları rakam olarak söylemek ama çok kolay ama şimdi gerçek hayatta şöyle ha bir de şey var. Yani evet, iş bulmaktan ümidini kesmiş, artık iş aramayan kesim gerçek hepsini kattığımızda aslında işsizlik rakamı 8 milyon civarı. Bize inanın ki Ercan Bey her gün 3-5 kişi arayıp iş istiyorlar ve hani kurulan cümleler, anlatılan yaşam hikayeleri o kadar canımızı acıtıyor ki. Yani işte çocuğu okuyor, ne bileyim işte eşi hasta, tedavi görmesi gerekiyor. Böyle hayat hikayeleri, bunların her birini öyle düşünün. Ve evlerine ekmek parası götüremiyorlar, ödemelerini yapamıyorlar, borçlanıyorlar, borçlarını ödeyemiyorlar, icra yoluyla takibe uğruyorlar. Ve çaresizce ve geleceğe dair umutsuzca bir yaşam sürdürmek zorunda kalıyorlar. Yani hani zikretmek istemediğim işte en son yaşadığımız o olumsuz olaylar da bunun çok açık göstergesi. Buradan bir şekilde çıkmamız lazım. Şimdi bunları söylerken biz şu duyguyla söylemiyoruz. Yani bakın işte ya siz iktidarı eleştirmiş olalım. Bak rakamlarda, verilerde elimizde. Oh ne güzel diyemiyoruz. Asla diyemeyiz. Çünkü hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Her bir işsiz, her bir yurttaş hepimiz için gerçekten üzüntü verici ve bu hayat hikayeleriyle karşılaştığımızda yani ne kadar iyi olursan ol, ne kadar hani kendinle ilgili kaygıların olmasa dahi üzülüyorsun, kaygı duyuyorsun çünkü yaşanan olumsuzluklar sonuçta bir sosyal yara olarak hepimizi etkiliyor. Hepimiz isteriz ki bu ülkede kimsenin gelecek kaygısı olmasın. Yani her evde işsiz var bir de, her evde. Yani bir saray ve çevresinde yoktur herhalde. O yüzden şimdi bunları çözmemiz lazım. Dile getiriyoruz. Çözüm önerilerini de söylüyoruz yapılması gerekenleri. Yani ekonomik krizden çıkışla ilgili olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 13 madde vardı mesela. Yapılması gereken nedir? İşte liyakata önem verilmesi lazım. Sermayenin dışarıya kaçmasını engellemek için demokrasiyi gerçek anlamda uygulamak, hukuk devleti ilkesini tam olarak hayata geçirmek gerekiyor. Bunun bir sürü ayağı var. İşte yargı bağımsızlığından tutun, işte seçimlerle ilgili uygulanması gereken kurallara kadar. Demokrasinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlaştırılması gerekiyor. 187 kere değiştirilmiş olan kamu ihale kanununun gerçekten tarafsız, objektif bir hale getirilip kişiye göre değiştirilmemesi, yani ihalelerin yandaşa peşkeş çekilmemesi gerekiyor. Yani borçlanmayla ilgili, tasarrufla ilgili tedbirlerin alınması gerekiyor ve en önemlisi de üretim ekonomisine geçmek gerekiyor. Şimdi bunları yapmadığımız zaman bu işsizlik artacak, yani sürekli de artıyor. Tıpkı biraz önce konuştuğumuz kadın cinayetleri gibi, yani yapılması gerekenleri söylüyor yani ama yapmadığı için her yıl artıyor. Burada da öyle. Yani yeni ekonomik programı açıklandı defalarca. 4 yıldır meclisteyim. Defalarca 25-26 galiba yanlış hatırlamıyorsam tane torba yasa, yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili torba yasa. Ya düşünebiliyor musun? 30'a yakın kanun çıkarılmış. Bir şey değişti mi? Hayır. İşte bugün açıklanan işsizlik rakamları gösteriyor. Bu kadar kanunu ve tam teşviğe rağmen niçin sizce yatırımlar artmıyor? Yani mesela dışarıdan da yatırım azaldı artık Türkiye'ye evet, yönelik. Evet, işte söylediğimiz şey o. Yani hukuk devleti değil, demokrasi yok, tahrip edilmiş. Yani anayasa değişikliğiyle tek adam rejimi kurulmuş. Rejim deyin, sistem deyin, izleyen belki AK Partili seçmenlerimiz vardır. Yani hani bazen şey diyorlar ya sistem bu rejim. Yani ne olursa olsun ya sonuca bakalım. Sonuçta tek bir kişiye emanet etmişsiniz. Her şeyi, yargıyı, yasamayı, yürütmeyi, bütün atamaları her şeyi bir kişiye bağlamışsınız. Şimdi böyle bir durumda
Niye gelsin yabancı sermaye? Yani hani bütçe... Yani burada her şey ekonomi çerçevesinde sınırlı kalmıyor değil tabii mi? Tabii ki. Yani bu yatırım hukuk... meselesi biraz hukuku, demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını da ilgilendiren bir mesele. Tabii. Yani. Hani düşünün yani şimdi siz yabancı bir yatırımcı olsanız bir yere yatırım yapacaksınız. Tabii ki değerlendiriyorsunuz maliyetleri, işçiliği, karınızı. Ama şimdi şunu da istersiniz. Yani ben buraya bir fabrika kuracağım. Ama yarın benim fabrikama el konursa gidebileceğim bir mahkeme var mı? Ya da bunu engelleyen, sınırlayan bir denetim mekanizması var mı? Yani şimdi öyle bir sistem olması lazım ki birbirini denetleyecek. Yasama, yürütme, yargı. Şimdi bakıyorsunuz bir kişi ne isterse yapıyor. Denetleyebilen bir şey yok. Mekanizma yok. Yani sözde varmış gibi. Nedir işte diyorlar ki anayasayla Cumhurbaşkanı'nın sorumlusu. Ya öyle değil. Yasamadaki çoğunluğu mümkün değil sağlayamazsınız. Yani 400 kişi bir araya getireceksiniz ki Cumhurbaşkanı yanlış bir şey yaparsa onu işte soruşturabilirsiniz. Yani mümkün mü? Değil. Dolayısıyla da böyle bir ortamda demokrasinin olmadığı, insanların kendini hukuki olarak güvende hissetmediği, yarın başına bir kararnameyle nelerin gelebileceğini öngörmediği bir yerde yatırım olmaz, üretim olmaz ve işsizlik de artar. Yani diğer bir yandan bakıyorsunuz eğitim çökertilmiş durumda, eğitimle de bağlantılı. Özellikle hani bakıyorsunuz ya eğitim şöyle kullanıyor, benim ya... Ya iktidarımı sürdürmek için bir arka bahçe kurmam lazım, yetiştirmem lazım yeni nesili, gelecek nesili. O zaman eğitimi nasıl buna göre organize edeyim? İyi de dünya işte 4.0'dan almış gitmiş. Yani her gün çok hızlı ilerliyor teknoloji, dijital dünya oluşmuş. Yapay zeka işte kişiye göre üretim yapıyor. Artık dün gördüm robotlar yemek yapıyor. Şimdi böyle bir aşamaya gelmişiz. Biz hala eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği olsun diye uğraşıyoruz. Yani bilime, teknolojiye yatırım konusunda sorgulama, yani yeni icatlar bulma, dünyayla yarışma konusunda bir kaygımız yok, bir derdimiz yok. Yani bakıyorsunuz hukuk fakültesinde hukuk felsefesi derslerini işte ne bileyim hukuk felsefesi hocası varken ilahiyat hocası veriyor. Yani çok yazıldı çizildi işte Anadolu Üniversitesi'nde. Evet. Yani şimdi eğitimi çökertiyorsunuz. O zaman nasıl yarışacağız? Nasıl yüksek katma değerli şeyler üretebileceğiz? Yani mümkün değil işte. Bütçe sonuçunda Sayın Canik de açıkladı 1 milyon işte 670 bin falan gibi bir rakam açıkladı. Yani teknolojik cihaz alınmış ülkemizde. Efendim yani bu refah seviyesini göstermiş. Hayır bu tam tersine bütçe açığının arttığını, dış ticaret açığının arttığını gösterir. Yani 1 milyon 600 bin cihaz alınmışsa o cihazların hangisi Türkiye'de üretiliyor? O zaman bizim bu ülkede kazandığımız paramızın, milli gelirimizin birçoğu demek ki yurt dışına gitmiş. Bu övünülecek bir şey değil. Yani bu evet günümüzde bir ihtiyaç alıyor, borçlanarak alıyor ama bir şekilde alıyor. Çünkü artık zorunlu bir ihtiyaca dönüşmüş telefon, teknoloji, internet, her şeyimizi onlar aracılığıyla yapıyoruz. Ama buna verdiğimiz paralar da biz üretmediğimiz için yurt dışına gidiyor. Dış ticaret açığı ve gün geçtikçe borçlarımız artıyor. Çocuklarımız, torunlarımız borç altında. Bunları değiştirmek için de işte hem demokrasiyi, hem eğitimi, hem liyakat sistemini, başta tabii anayasayı, rejimi değiştirmemiz gerekiyor. Evet, şimdi ekonomiden bahsetmişken asgari ücreti de konuşmadan geçmeyelim. Çünkü yarın asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısı yapılacak zannediyorum. Ve büyük ihtimalle orada ilk teklifi de duymuş olacağız asgari ücretle alakalı. Şimdi mesela Türk İş 2578 liranın altında bir ücreti kabul etmeyeceğiz diyor. DİSK'e göre asgari ücret en az 3200 lira olmalı. Ama bir taraftan hükümeti yakın kaynaklarda işte %10'luk bir teklifle hükümetin kapıyı çalabileceğini belirtiyorlar ki bu da sanıyorum 2300 liralık bir asgari ücrete tekabül ediyor galiba. Bir asgari ücretlinin geçinebilmesi için sizce minimum alması gereken ücret ne olmalı? Ya şimdi bu bahsettiğimiz rakamlar açlık sınırı. Hani işte bir açlık sınırının da altı aslında. Evet yani açlık sınırının altı hani sendikaların söylediği rakamlar da işte açlık sınırı da olsun en azından yani onun biraz üstüne çıksın. Bir yoksulluk sınırı var yani işte değişik açıklamalara göre raporlara göre ortalama hani 7 bin lira. 4 kişilik bir aile için kimine göre 6 bin lira kimine göre 9 bin lira. 6 bin 7 bin civar diyebiliriz.
Yani açlık sınırı dediğimiz hani günlük yaşamını sürdürebileceği kadar yani yiyecek alabileceği, işte barınabileceği imkanlardan bahsediyoruz. Şimdi baktığımızda Avrupa'da yani bizden bir iki tane ülke var. Asgari ücreti düşük olan en düşük onların ülkelerden. Onların zaten kur farkını göz önüne aldığımızda evet, yine bizden yüksek oluyor. Tabii. Hani işte euro bazında değerlendirdiğimizde ve bakıyorsunuz hakikaten yani asgari ücret konusunda da sürekli geriye düşüyoruz sıralamalarda ve hakikaten bu insanların hayatını çok çok olumsuz etkiliyor. Asgari ücretin yani isteriz ki hani yoksulluk en azından seviyesine çıkarılmasını. Şimdi burada biz seçimlerde de açıkladığımız asgari ücretle ilgili rakamlarda projelerimizde hep söylüyorduk. Burada devletin de yani işte asgari ücret üzerindeki vergileri kaldırması, primleri kaldırması gerekiyor. Yani bir yandan tabii işveren de fedakarlıkta bulunacak ama devlet de bu noktada asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmalı. Şimdi bunu söylediğiniz zaman işte karşınıza bir sürü argüman geliyor. Diyor ki efendim işte zaten bütçe açığı var, hazinede para eğitle ilgili de aynı şeyi söylüyorlar. İşte hazine bunu kaldıramaz vesaire vesaire. Yani işte tasarruf yapmamız lazım. Şimdi bu bir yana, diğer tarafa bakıyoruz. İhalelerle işte o garanti verilen kamu özel ortak projeleriyle işte havalimanlarından tutun otoyollara kadar hakikaten o kadar büyük israf var ki o kadar anlatılmaz. Yani şimdi biz bunları söylediğimizde bir de şöyle bir algı var. Ya muhalefet de her şeye karşı çıkıyor, işte yol yapıyorlar efendim karşı hiç çıkıyor. Hiç yatırım yapılmasın mı? Ha, hiç yapılmasın mı diyor. Hayır, yani yapılsın ama 1 liralık iş 1000 liraya yapılmasın. Biz ona karşıyız. Biz bu vatandaşın parasının 3-5 yandaşa peşkeş çekilmesine karşıyız. Tabii ki yapılsın yani. Tabii ki isteriz. Çok daha iyisi olsun. Ama şimdi mesela örnek verelim. Orhan Gazi Gebze otoyolu ile ilgili açılışa gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve işte şeyde raporda, Cumhurbaşkanı Strateji Daire Başkanlığı'nın sitesindeki raporda diyor ki burasının diyor maliyeti 7 milyar küsur, yani 8 milyar diyebiliriz ortalama. 8 milyar dolar. Açılışta diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 milyar dolara yaptık diyor. Şimdi böyle rakam söyleyince arada 3 puan fark var. Yani çok basit bir şey değil mi? 3 milyar dolardan bahsediyoruz halbuki. Yani 3 milyar dolar dediğiniz şeyin içinde 60 tane 50 milyon var. Yani kaç 60 fabrika, kere tank palet yani fabrikasına 60 kere yatırım yaparsınız. Evet, dediğiniz gibi kaç tane fabrika, asgari ücretle ilgili olarak işte o vergi yükümlülüğünü kaldırırsınız. Asgari ücretin artmasını sağlarsınız. Eğitlilere erken emeklilik değil, onların zaten hani primlerini doldurmuşlar. Evet. Kazanılmış haklarını teslim edersiniz. Ya bir bu de insanlar, EYT sorunu var tabii. Siz evet, EYT'li misiniz? EYT'li olmayan yok herhalde ülkede. Evet, şimdi EYT'lilerin durumu çok daha ilginç. Yani onlar iş arıyorlar, işverenin kapısını çalıyorlar ve işveren diyor ki sen çok yaşlısın, seni alamam. Yani yeni mezunlar var, onları alırım diyorlar haklı olarak. O zaman emekli olalım diyorlar. Devlette yok, sen daha çok gençsin, daha emekli olmak için çalışabilirsin diyor. Haliyle onlar da mağdur oluyorlar ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar ama. Ya keşke hani üretimi destekleseler, fabrikalar açsalar, iş bulabilse hani gerçekten EYT'liler de belki böyle bir sorun da kalmaz yani ama. Evet. Şimdi tabii iktidar kanadı mesela EYT'nin çok ciddi bir maliyet olduğunu belirtiyor. Yani 700 milyar, hatta 700 küsur milyar liralık bir maliyetten söz ediliyor ama yıllar EYT'liler içerisinde hayır, bu kadar bir maliyeti yok. Yok diyorlar. Hı hı. Kime inanacağız? Şimdi iktidar rakamları gerçekten çarpıtma konusunda çok mahir. Yani biraz önce hani otoyolla ilgili örnek verdim. Aynı şey, yani bakın yine Bursa'dan örnek vereyim. Tam buraya meclisten çıkıp gelecekken soru önergelerine cevap vermiyorlar diyoruz ya, bugün Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi de görüşülüyor aynı zamanda mecliste. Baktım sorularımdan birine cevap gelmiş Ulaştırma Bakanlığı'ndan. Hatta biraz önce de Kocaeli vekilimiz Haydar Akar da konuşmasında belirtti. Şimdi Bursa'ya hızlı tren gelecek dediler ve 2012'de
temeli atıldı. 2016'da bitecekti. Sene 2019, 2020'ye giriyoruz. Şimdi gelen cevaba diyor ki, %9 kilometresi tamamlanmıştır diyor. 100 kilometrelik 9 kilometresi tamamlanmış. Ama ilk ihaledeki rakam 398 milyon. Daha sonra işte 434 milyon çıkıyor. Şimdi 434 milyon lirayı ödüyorlar ihale verdikleri firmaya. Sadece %10'u yapılıyor yolun. Düşünebiliyor musunuz? İhale bedelinin tamamı ödeniyor, %10'u yapılıyor. Hatta bizden giden, Antalya'ya giden bir önceki, iki önceki Bursa valimiz demişti ki 400 milyon çöpe gitti. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 400 milyon lira çöpe gidiyor. Yani bir yandaşa veriliyor ama ihalenin daha %10'u yapılıyor ve daha sonra 900 milyon liraya tekrar ihale ediliyor. Yani 1 milyon üstüne. Şimdi bunun gibi ülkede yaşanan o kadar çok yolsuzluk var ki, o kadar çok boşa giden, yandaşa akıtılan para var ki, hani bunları birazcık hakikaten vicdanlı yapsanız, birazcık işte hukuka uygun, kanuna uygun, vicdana uygun yapsanız, o dediğimiz bütün anlattığımız sorunlar var ya, işte EYT'lilerin efendim kaynağı nereden olacak? İşte kaynağımız var ama ya birileri doymadığı için, küçük bir azınlık doymadığı için geri kalan büyük bir kitleye kaynak yok deniyor. İşte sorun burada. Kaynağı nasıl kullanacağında, onu da iktidar yönetiyor, iktidar belirliyor. O zaman en kısa zamanda iktidarı değiştirmek lazım. EYT'lilerin de bunu yapması lazım. Kaynak bulunur. Yani dediğim gibi o rakamları çarpıtma konusunda çok mahir bir iktidar var ama yönetim konusunda maalesef öyle değiller. Her yerde görünüyor. Hani biraz önce konuştuğumuz olaylarda, evet. Kadın cinayetlerinde, eğitimde, işsizlikte, asgari ücrette, işte bu yatırımlarda ortada durum. Evet, şimdi tabii yayınımızın başında söylemiştik. Bütçe görüşmeleri çok hareketli geçiyor. Bütçe, evet. Görüşmelerine dair konuşulacak çok şey var diye. Şimdi bütçe görüşmelerinin ilk günü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da söz aldı ve çok çarpıcı iddialarda bulundu. Meclis kürsüsünden dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın avukatlarının mal varlığı araştırılsın, işte mahkemelerden parayla adam kurtarıyorlar şeklinde bir iddiayı dile getirdi Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Buna ilişkin ne söylemek istersiniz? Siz de bir avukatsınız. Evet. Yani neye istinaden Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir iddiayı gündeme getirdi? Şöyle söyleyeyim. Şimdi Şamil Tayyar bu FETÖ borsası olayından bahsetmeden önce tarihini tam hatırlamıyorum ama mecliste benim bir konuşmam olmuştu. Çünkü Bursa yoğun bu borsanın yaşandığı illerden birisiydi. Avukat olduğum için meslektaşlarımdan böyle bir bilgi gelmişti. Tabii böyle korkarak, sinerek, ya böyle bir şey var vekilim, işte ya parayla işte milyon liralar ya da milyon dolarlar alınıyor, serbest bırakılıyor falan. Tabii bizim elimizde bir belge yok, yani iktidar değiliz, istihbarat yok, kolluk yok, savcı, yargı, yani hani bunu ispatlama imkanımız yok, yani rüşvetin belgesi de olmaz zaten. Dolayısıyla da hani ben ya işte ya tamamen duygusal nedenlerle bir takım tahliyeler gerçekleşiyormuş gibi bir ifadeyle dile getirmiştim ve daha sonra işte yandaş gazeteden, yani Sabah gazetesinden bir yazar yazdı birkaç kez. Genel başkanımı söyledi, yani işte Şamil Tayyar milletvekilleri söyledi o zaman. Ve bu artık yani bilinen bir gerçeği, yani herkesin bildiği ama güç o yapanlarda olduğu için kimsenin bir şey yapamadığı ve vicdanları yaralayan, hakikaten özellikle yani 15 Temmuz şehit yakınlarını, gazilerini çok üzen, vicdanlarını sızlatan bir olumsuz şeye dönüştü. Şimdi bir adım sor, bir daha doğrusu başka bir aşamasını söyleyeyim. Birkaç ay önce Bursa'dan yine bir meslektaşım beni arayarak şöyle dedi. Yani şimdi bu hani FETÖ kısmı ile ilgili söylenenler, yani Erdoğan'ın avukatlarının bir şekilde hakim savcıları işte organize ederek işte yüksek miktarlarla rüşvetler alındı, tahliyeler yapıldı ki yani elini kolunu sallayarak dolaşanları biliyoruz, yani defalarca anlattık mecliste, genel başkanımız anlattı, Fettah Tamimce örneği en çarpıcı örnek. Bir meslektaşım arayıp şunu söyledi, sayın vekilim dedi, ben dedi normalde AK Partiliydim, bir avukat. Ama dedi artık yani dayanılacak gibi değil. Ankara'da bir hukuk ofisi ya da bir iki hukuk ofisi ve Erdoğan'ın avukatları olduğunu söylüyor. Sadece bu FETÖ ile ilgili değil,
ticari davalarda da yüksek miktarlı, yüksek bedelli tazminat davaları olsun, ticari davaları, yani normal bildiğimiz hukuk davalarında da gidip işte bir şekilde dosyaları bilip, herhalde Yargıtay'dan, yüksek mahkemelerden takip edip, tarafları gidip bir şekilde bunu bağlayıp yine aynı organizasyonu gerçekleştiriyorlar. Yani hani normal davalarda da sirayet etmiyor. Yani FETÖ'de bir şekilde şey yapıyorlar, tehdit ediyorlar, şey yapıyorlar, ama normal ticari davalarda dahi adaletin tesisini engelleyecek kirli işler yürüyor. Şimdi bunu bana söyledi ama ben bunu ilk defa burada anlatıyorum. Mecliste söylemin, yani şey yapmadım. Şimdi bunu söylediğinizde diyorlar ki hemen AK Parti'ye, şikayet ettiniz mi? Hadi şikayet edin bakalım, bilmem ne, madem suç duydunuz falan, bu sizin görev. Tamam da ben kimi şikayet edeceğim? Şimdi elimde belge olması mümkün mü? Değil. Yani ya da isim verdiğimde benim bunu ispatlama olanım var mı? Ya yok. Yani istihbarat sizde. Ondan sonra İçişleri Bakanlığı sizde, Adalet Bakanlığı sizde. Yani şimdi yani HSK'yla, atamalarla falan doğrudan ilişkili olan, burada güç kullanan bir avukatlar şeyi var, grubu var. Erdoğan işte genel başkanımızın bahsettiği. Şimdi kime şikayet edeceksiniz? Yani nasıl şikayet edeceksiniz? Ama bunu insanlar, vatandaşlar, yaşayanlar söylüyorlar. Yani bir bu şekilde iddialar var. O zaman bunu ne yapabiliriz? Getirin mecliste araştıralım yani. Genel başkanımızın söylediği o. Araştıralım ve gerçekleri ortaya çıkaralım ki insanların adalete olan güveni gerçekleşsin. İşte o zaman yabancı yatırımcı gelir, ülkede fabrika açar. O zaman işsizlik azalır. Şimdi süremiz biraz azalıyor. Böyle bir ortamda Sayın Davutoğlu da önemli bir tartışmayı başlattı aslında. Kendisi de biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi ismiyle yeni partisini, evet, kamuoyuna tanıttı. Tüm siyasilerin, ben de dahil olmak üzere, eski başbakanların, bakanların, mevcut milletvekillerinin mal varlığı araştırılsın çıkışında bulundu Sayın Davutoğlu. Hı hı hı. Bu öneriyi destekliyor musunuz? Tabii ki yani yani bu daha önce de defalarca meclis gündemine geldi. Bunlarla ilgili araştırma komisyonları kurulması için önergeler verildi ama her defasında sonuçta AKP grubunun çoğunlukta olması sebebiyle reddedildi. Yani biz her zaman şeffaf olmasından yanayız. Yani savunduğumuz şey, söylediğimiz şey. Biz böyle bir şeyi destekleriz. Pekala. Çok teşekkür yani ediyoruz efendim. Katıldığınız için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar bütün vatandaşlarımıza. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Sayın Nurhayat Altaca Kayışoğlu bugün stüdyo konuğumuz oldu. Sevgili seyirciler, gündemin öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Şimdilik bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Hoşçakalın.